Merhaba kızlar, nasılsınız? Bugün beraber saçlarımızı dalga yapacağız. Düzleştirici de olur, maşa da olur. Her ikisiyle yapabiliriz. Eğer maşanız var, düzleştiriciye almanıza gerek yok. Eğer düzleştiriciniz var, maşa almaya gerek yok. Çünkü bundan da yapabiliriz. Ama eğer hiçbiri yok ve siz makine almak kararı verdiniz. Bence düzleştirici alın çünkü her iki işi de size yapar. Ben saçımın bir tarafını maşa ile bir tarafını düzleştirici ile dalga yapacağım. İkisinin de sonucuna bakacağız. Hemen başlayalım. Saçınızı ortadan ayırın. Bu arada ben saçımı kısalttım. Çok iyi oldu. Biraz yıpranmış saçlarım. Ama şu an çok sağlam bir saç oldu. Ben ortadan ayırdım saçlarımı. Bir tarafı maşa ile, diğer tarafı düzleştirici ile dalga yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü kendi kendinize yapıyorsunuz. Bence böyle demet demet ayırın. Başınızın üstünde bir toka yardımıyla sabitleyin. Çünkü işiniz çok kolay olur. Bu kısa saçlarda da olur. Yani çok kısa yok ama kısa saçlar ve orta boy ve uzun boylar içinde ben böyle demet ayırıp işim kolay oluyor. Tamam. Şimdi düzleştiriciyle başlayacağım. Arkadaşlar hep dalgalarımız arkaya doğru olsa çok güzel görünüyor. Bu yüzden makineni arkaya doğru çevirmeniz lazım. Bakın böyle değil, öne taraf değil, arkaya taraf. Bakın saçı aldım, sonra elimde bir çevirdim. Çok yavaş aşağıya doğru. Çektim. Bakın. Bu kadar. Demetleriniz çok kalın olmasın. İnce demetlere ayırın. Bence düzleştiriciyle yapmak maşadan kolay ama siz de bir deneyin, bana söyleyin. Hangisi kolay ve hangisi güzel görünüyor sonuçta. Arkadaşlar saçın önüne geldiğimiz zaman makinenizi yukarıdan tutun. Bakın. Buradan tuttum. Arkaya çevirdim. Sonra aşağıya doğru getirdim. Ne fark etti? Buradan dalga yaptı. Yani saçın dibinden dalga yaptı bana. Çünkü saçımın önün arkaya doğru istiyorum. Eğer zor değil böyle yapın. Ama ben sadece saçın önünü öyle yapıyorum. Sonra tamam. Yine saçımın önüne geldim. Maşamı tuttum. Aşağıya doğru çektim. Bakın. Burası böyle dışarıya olsun istiyorum.
Bir daha bakın size göstereceğim. Saçı tutun. Makine olduğunuz elinizi çevirin. Sonra o şekilde aşağıya doğru çekin. Düzleştiriciniz çok kalın olmamalı. Çünkü kalın olsa böyle sonuç bize vermez. Ne ince ne de kalın olması. Bence bu boy çok iyi. Yine saçımın önünü buradan arkaya doğru çeviriyorum. Bakın saçımın dibinden tuttum. Böyle. Ben şimdi bunlara hiçbir şey yapmıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hiçbir şey yapmayın. Diğer tarafı da maşayla yapacağım. Sonra bunları parmaklarımla şekillendireceğim. Sonra sprey falan kullanabilirsiniz. Ama böyle soğuması kalıcı olur. Diğer tarafı da yine demetler ayırdım. Başımın üstünde sabitliyorum. Kızlar siz de yapın. Her ne sorunuz olsa bana sorun. Size yardımcı olacağım. Tamam. Yine maşa ile arkaya doğru çevireceğiz. Saçı aldım. Dikkatli olun çünkü boynunuzu ya da kulağınızı yakabilirsiniz. Allah korusun. Tamam. Sonuçlara bakın. Biraz farklı. Düzleştiriciyle biraz hızlı yapabilirsiniz. Eğer aceleniz var, düzleştiriciyle yapın. Ama vaktiniz var, maşa ile yapabilirsiniz. Maşanız ne kadar kalın olsa, dalgalarınız büyük. Ne kadar ince olsa dalgalarınız küçük olacak. Elinizi sürün. Saçınız sıcak olduğu zaman açabilirsiniz. Maşanızı çok yüksek derecede de tutmayın. Mesela maşanızın en yüksek derecesi 250 olduğu zaman o dereceyi çıkarmayın. 180-190 civarı çok iyi olur. Çünkü saçlara fazla sıcak vermek çok iyi bir şey değil. Eğer saçınızın aşağısında sadece dalga istiyorsunuz, bu kadar çevirmeniz gerek yok. Mesela burada tutmanız da yeter. Evet arkadaşlar, bitti. Yine bu tarafı da soğumaya bırakıyorum. Sonra parmaklarımla şekil vereceğim. Çok az, biraz krem kullanıyorum. Fazla yapmayın çünkü saçınızı yağlı eder. Tamam. Bu düzleştiriciyle şimdi bu da maşa ile gördünüz mü? Her ikisinin sonucu. Bunun dalgaları biraz doğal olduğu için saçınızın boyundan biraz azaldı. Ama bu kıvırcık oldu. Saçınızın boyu biraz kısalacak.
Her hangisini siz tercih edersiniz? Her ikisini de kullanmak istedim ve sonucunu bir anda size göstermek istedim. Umarım beğenirsiniz. İkisini de kullandım. Bu taraf maşayla, bu taraf düzleştiriciyle. Ben her ikisiyle de beraber kullandım. Siz sonucunu beraber görün. Herhangi bir sorunuz olsa bana sorun, yardımcı olacağım. Ve siz de yapın. Hangisini beğendiniz? Maşa ile, düzleştirici ile hangisi kolay oluyor? Ve maşa mı çok zamanınızı aldı ya da düzleştirici mi? Diğer videoya kadar öpüyorum. Bye bye.